Buradan dikkat et kendine, ben sana söyleyeyim. Dur yavaş, ne yapıyorsun? Adam ölecek. Oha! Lan senden racon mu öğreneceğiz lan? Üstüme kan seçilecekse ortalığı kan gölüne çeviririm içinde. Raflayacağım adam lan! Kendinin like gelirse belki sizlerin beklediği sürpriz insanlar da olabilir. Herkese selam arkadaşlar, ben Ahmet Candar. Bugün yanımda Cihan Albayrak ve Rıdvan abi var. Hoş geldiniz abi. Buradayım. Abi sen böyle mi takılıyorsun? Yok, bunu birazdan bırakacağım. Peki abi. Hadi evine. Ne haber abi? Az sevseydik oğlum ya. Onunla beraber geçelim. Getirelim. Valla Ahmet iyiyim, sen nasılsın? İyiyim valla, ben de hoş geldin, görüşmedik bayağı. Hoş bulduk. Tekrardan uzun zaman sonra YouTube'a adım atmış oldum. Bir alkış alayım, gaza gelelim hadi, kendimize gelelim. Arkada kalabalık bir ekip var. Ben de yakın zamanda film çekiminden çıktım ya hocam. Alıştırırım kalabalık ekibi. İlk sineman değil mi? Değil. Ha. Ne yapıyoruz hocam? Abi bugün Kırılmaz Kutu'dan ilk çıkan kazanır çekiyoruz. Ödül olarak da buradan ilk çıkan kişinin yazdığı bir senaryoyu oynuyoruz, canlandırıyoruz. Yani seversin, film yapıyoruz. Ulan senden racon mu öğreneceğiz lan? Üstüme kan seçilecekse ortalığı kan gölüne çeviririm onun içinde. Raflayıcı yaparım lan! Yakından tanıdığım bir ben, sen yaptın mı onu? Benim formatım mı hocam? Ben dün gece yazdım bunu, şaka yapıyorsun. Benim formatım bu normalde. Tabii ki abi zaten. Ama umarım Rıdvan abi kazanır, gece o yazar. Yok, ben hiç anlamam, ben oynarım sadece. Ben daha önce burada yarıştım, yıllar önce. Evet abi, senin bir tecrüben var. Yeter, evin başıma yıkıldı, yeter! Aga be. Enes'lerle beraber evet. Ben samana girmiştim. Çok zordur hocam. Şemsiyeyle çıkmaya çalıştım buradan. Gerçekten çok yoruyor. Galiba en kolayı bu. En kolayı tahta abi. Sonra tuğla, daha sonra da saman. Çöp çekeceğiz. Uzun çöpü çeken seçer. Bir uzunu çeken o da seçer. Sonra kalan samana girer. Çöpler neden çıkıyor abi? Abi. Çöpler. Oğlum abi, sen yapsana ya. Bak enerjimi yerine getirsene. Bekle. Ne kadar sessizsin. Bekle. Bu adama ne olmuş ya? Küstürdün adamı. Evet abi, çöpler çöpler. Niye küstün sen? Yudumu küstüm. Cihan sen çek abi. Abi Rıza'm var. Hadi önce sen çek. Şöyle çektim, geçmiş. Bu en uzunu mu? Bir dakika, belki bu kadar çöpümüz bundan var abi. Daha, bundan daha uzun. Çek abi, sen de çek. Ensene lan aşağıya. Ya oğlum, sıkılıyorum. Aa, kendim kadar çöp çektim. Geçmiş olsun hocam. Tamam, ben hocam seçiyorum hemen. Şu gayet konforlu olanı seçiyorum. Evet ya, adamın taburesi falan var. Hemen sen... geçiyorum. Şu hocam, Memat abi, şunu alıştırsın. Memat abi, sen niye böylesin ya, bu takım elbise falan? Seni hiç alakadar etmez. Bu kadar. Arkadaşlar, PUBG Mobile'de pusat seti geldi bu arada. Oyuna girip sahip olabilirsiniz, alabilirsiniz, haberiniz olsun. Abicim gel, ben seni kendi ellerimle hapsedeyim buraya. Gel buyur. Ben kümetime giriyorum arkadaşlar. Bu adamı kapatın, buraya beton atın, tamam, çıkmasın bu adam, dışarıda çok tehlikeli. Tamam, ben kapatayım. Abi nasıl, iyi mi? Şu an enerji açmaya çalışıyorum. Oo, sesin ne kadar uzaktan geliyor lan. Yapamayacaksan çekil. Bilen biri yapsın. Abi neler diyorsun ya. Cihan'ı nasıl kapatacağız? Cihan'ın kapağı nerede? Bunu böyle yatırmamız lazım. Çağını var mı öyle bir şeyin ya? Abi ne abi? Güzel yemek olmuş, ne yapıyorsun ya? Google Cihan yatırma 2015. Değil mi? Evet, tamam. Buteki yükseldi. Nasıl abi? Keyfin yerinde şu mi? Şu an daha iyiyim Ahmet. Işık da vermişiz bak sana. Bunu şimdi açıyorum. Abi ben gidiyorum kendimi de kapatmaya. Tamam. Kendine iyi bak. Savandırdı bana var ona göre. Hadi görüşürüz. Öpüyorum. Abi bile... görüşürüz. Seninkisi kümes mi misali abi? Yani atalım yanına iki tane tavuk istiyorsan. Köyde samanlıkta manitasını bekleyen. Suntamı mı kıskandın ya? Harbiden adam diyor ki suntamı mı kıskandın? Tahtayı suntayı mı kıskandın, kıskandın ya? Böyle bir şey olabilir. Sen bu akşam ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun abi? Söylemem. Ahmetcan nereye gidiyorsa ben de oradayım. Ben eve gidiyorum kardeşim. Sen beni niye karıştırıyorsun? Bırak ya beni ya. Beni kim kapatacak? Pusat Bey. Pusat Bey. Abdülay. Abdülay, kapat onu. Tamam abi. Kendimi çok kötü hissettim şu an ya. Ahmet iyi misin? Hiç iyi değilim şu anda. Ahmet, tekine gideceğim diye gittin, bir türlü gelmedin. Evet. Anlamadım, salay atıyorum. Abi ben de kapatıldım ya. Sizin keyfiniz yerinde mi? Ben bayağı kötü durumdayım ha. Pusat Bey, bıçağınız var mı? Na. Benim yazdığım senaryoyu oynarsak hepinize etek giydiririm. Baştan söyleyeyim. Hadi başlayalım. Keyfiniz yerinde mi? Abi ben çok rahatım çünkü sıkışmadım. 75 bin like gelirse Rıdvan abiden 5 tane sokalım mı aynı kafese? 5'i bir yerde bulursun da bir tane Rıdvan abi bulamazsın. Abi şimdi yarışmalarımız olacak, Cihan ve sevgili Rıdvan abi. Evet. Yarışmalardan aldığınız skora, puana göre malzemeler gelecek. O malzemeleri kullanarak dışarı çıkmaya çalışacağız. Tamam. Tamamdır. O zaman ben diyorum ki ilk yarışmaya başlayalım abi. Çünkü sizin suratınızı da göremiyorum, sıkıldım burada, kendimi kötü hissetmeye başladım. Şu an görebiliyor musunuz beni? Ben göremiyorum. Sen benim elimi görebiliyor musun? Ha, elini gördüm. Bacağımı gördün mü? Rıdvan, senin ayağını görüyorum şu anda. Tamam canım, ben senin hiçbir şeyini göremiyorum şu an. Abi bir tane hedef tahtamız var, toplarımız var. En yüksek puan alan kazanır. Çok da çetrefilli bir olayı yok bu turumuzun. Tamam. Kişi başı 3 top atacağız arkadaşlar. En yüksek puanı alan malzemelerin arasından ilk seçim hakkına sahip oluyor. Tamam. Az puana göre sıralamayla kötü malzeme sonuncuya kalıyor işte. Yani ben hallederim diye düşünüyorum. O zaman Gio'dan başlayalım. Gio'dan başlayalım, evet. Uzun zamandır bana kimse Gio diyor demiyordu. Hocam başlıyorum. Peki sana bir zamanlar Gio diyen bir kadın vardı. O nerelerde evet, Gio? Evet, o hatta... Ya Gio! Gio! Çaktırın.
Cenaz ilk bu videoyu sunan arkadaşımızdı. Hatırlıyor musun onu? Elimi dışarı çıkarabilir miyim şu an? Oluyor mu öyle bir şey? Of! Ne oğlum, o? Ne güzel attı adam ya. Geliyor. 100 puan. Ya nereye vurdum gördün mü ya? Arkasına git. Şakasını yapmak sen istemiyorum da bence başarı mı yani? Kaç? 40. En yükseğini vurdun oğlum. 50 var. Oğlum iyi vurdum lan bayağı ben. 40. 60 puan. 60. Onu bir daha atsam ya. At tamam. Adamın atkısını vurmuşsun. Saldım. 60 bence iyi. Getir bakalım. Pusat Alemdar. Biraz yakın dur. Cihan'a daha yakın duruyordun. Yo abi. Bana daha yakın durman lazım. Çünkü ben kısayım. Adam yılbaşı ağacı gibi üstü üstüne ya, bakıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya. Ben bir kere daha atsın. Bence de yani. Çekil bir kafe. Bir kere daha atsın. Aynen. Oha. Oğlum ya bana kaldı en son büyük. 60 yarısı 30. Hadi 30 sayıyorum orayı. 40 o şu an. 40 abi o. 10, 50 yaptı. 50. 100 güzel. Puan, pusat. Tamam ben kaç? 60 mıydım ben? 50 puan. Sen 60'tın abi. Tamam güzel. Atkı top kaçmasın dedim hocam. Oğlum ben çok kötüyüm. Oha. 0. Ben şimdi en son malzemeyi ben bana mı kalıyor? Ben kazandım şu anda. Malzemeleri görme şansın var mı? Abi küreyi ya ben çok beceriksizim bu oyunda da. O kadar değil mi diyorsun? Ben ne yapacağım oğlum bunu kıracağım mı ben nasıl baba, çıkacağım bunu? Baba ben kürekle ne yapacağım ki ya? Kürekle tuğla ne işe yarar Alperen? Yani ben şu tornavidayı alayım Memati. Eyvallah ya sağ ol yani. Bir şey diyeceğim ben bunu yavaş yavaş kırabilir miyim bu arada? Bana kürek geldi arkadaşlar bunu ne yapacağım bilmiyorum ya yani, tuğlayı kırabileceğimi sanmıyorum. Bir şansımı deneyeceğim ama bu tuğladan daha güçsüz bir şey yani büyük ihtimal bu kırılacak benim elimde. Aha malayla Kadir Alkan oldum. Tıraş ediyorum. Hocam tornavida gördüğün gibi çok böyle spesifik malzemem de yok. Elimden geleni yapacağım. Yavaştan şu kenarları soymaya, çıkarmaya başlayayım diye düşünüyorum. Bir gong sesi gelirse. Arkadaşlar elimdeki mala, inşaat malası. Elimdeki malayla bu samanlardan çıkmaya çalışacağım. Çıkamazsam diğer üründe kesin çıkacağım. 50 bin like'a samanlıkta Rıdvan abiyi bulma challenge nasıl? Huuu benim daha güzel fikirlerim var ama neyse. Samanlıkta Rıdvan abiyle 24 saat. Gelir mi? Abi hazır mısınız? 1 dakika süremiz var bu arada malzemelerimizi hazırım. Kullanmak için. Ses geldiği anda başlarım. Ben birden de saldırırım söyleyeyim. 3 2 1 Nasıl ya? Ya abi ben bunu işte bunu bana vermeyin başka bir şey çözsene bana kanka el altından valla. Kazanırsam sen oraya seni de alırım bunları etek giydiririz beraber. He? Bunu ben sağını solunu herhangi birini kırma şansın var mı? Baksana abi Allah'ını seversen bu ne gözünü seveyim. Aa alçıları soyayım bununla. Rıdvan abi. Efendim. Ya oğlum sesin niye uzaklaşıyor senin giderek ya? Normal değil ya. Yok. Abi ses daha yakından geliyor. Abi sen çok içinden mi konuşuyorsun acaba? Yok ya normal konuşuyorum. Ben oturdum bekliyorum ne yapayım abi şuna baksana ne hale geldi ya. Ya delireceğim ya. Ahmet sen bendeki malzemeyi bir görsen. Abi neler söylüyorsun? Elimde mala var lan ondan bahsediyorum manyak. Ya zor tutuyorsun değil mi kendini? Oha. Pusat. Yapma pusat. Ulan bir dakika bu kadar mıydı? Pusat biraz daha zaman ver pusat. Bu arada ben bayağı iddialıymışım ha. Abi ne yaptın Rıdvan abi yol kat edebildin mi? Neredesin? Vallahi birazcık yaklaştım sana doğru abi, herhalde. Abi giderek uzaklaşıyor herif. Tren mi kastın ne yaptın ya? Bu adam derinden giriyor abi. Rıdvan abi süre bitti. Nasıl süre bitti ya? Orada... ben... Rıdvan abinin cinsel hayatı. Nasıl süre bitti ya? Sonra bir de salıyorum hocam. Yani kullanmıyordum bu arada. Şu benim malzemenin haline baksanıza abi görüyor musunuz küreyi? Sen onu ne yaptın ona ya? Abi ne yapmış olabilirim? Duvara vurdum kırıldı yani. Aa Ahmet'in canı sıkılmış kulübede. Ya ilerleme var mı bu arada? Hiçbir şey yaptınız mı ben? Ya ben bir fıt ilerledim herhalde. Arkadaşlar ben vallahi hiçbir şey yapamadım. Şu yani beynimi kullanıp birazcık dedim şurayı alçıyı kazıyım ama onda da bir işe yaramadı. Çok kötü bir malzemeydi. Bir sonraki tura daha iyi bir şey kazanırsam buradan çıkacağımı düşünüyorum. Tecrübeliyim zaten. Ama sanki diğerleri birazcık fazla ilerledi değil mi abi? Duvar abi ses çok derinden geliyor zaten. Yer altına mı kazıyor, tersten mi kazıyor bilmiyorum ki. Şunu Cihan'a versene ya. Masadan gönderdiler diye. Ya alışmış işte ya bak. Kons hayatına alışmış. Masadan masadan bir şey gönderiyorsun. Abi eyvallah sağ ol. Bu kadar böldüm. Vitamindir lan o. Ya sana yatacak yer yaptım gel. Bak bu kadar işte böyle ilerlemeye çalıştım. Ya abi şu an çok böyle biraz tasarım gibi duruyor ya. Çok belli olmuyor şu kenarlarını açtım biraz. Şuraları. Ben Mimar Selim gibi anlatıyorum. Şuraları açtım biraz. Kıracağım burayı ya yavaş yavaş. Şu anki tur biraz şey oldu. Gözlem yaptım. Rıdvan abi sen böyle birazcık daha çabalsan çıkacak seviyeye geldin mi? Yok be oğlum samanlıkta iğne arıyorum ben ne çıkması. Sen Cihan? Ben biraz ilk tur gözlem yaptım. Yani nereye açabilirim ne olur falan diye. O tornavideyi bana bıraksaydınız keşke. Çok bir şey yok şu anda. Abi okeyseniz diğer tura geçelim. Ben okeyim abi. Ben de okeyim abi. Ne olur bana güzel bir malzeme gelsin bu sefer ya. Arkadaşlar o zaman bu turda peçeteleri yuvarlıyoruz ve peçetenin gidebileceği yerlerde malzemeler var. Hangi malzemeye en yakın şekilde peçete yuvarlarsanız o malzemeyi alıyorsunuz. Tamam ben anladım. En büyük malzeme ne mesela Erdal? Testere var mı? Balyoz mu var? Var ya buradan delerim Rıdvan abiyi bile kurtarayım. Rıdvan abi airdrop'unu açsana fotoğraf göndereceğim sana. Şeyde yan tarafta yanımda değil abi, telefonum. Abi airdrop'unu aç. Arkadaşlar bu arada bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu kanalda like'lar çok önemli. Bir de 50 bin like gelirse sizin çok sevdiğiniz yanlış kutuya giren ölüm içerin
daha kalabalık bir ekiple çekeceğiz. Belki sizlerin beklediği sürpriz insanlar da olabilir. O yüzden like'lara esirgemeyin diyorum. Değil mi Rıdvan abi? Kesinlikle. Bol bol like alalım arkadaşlar. Bakın o kadar emek veriyoruz. Sadece izlemekle kalmayalım. Abi gerçekten 50 bin like gelirse onu çekelim. 100 bin like gelirse seni hayvan gibi samanlığa atıp seni aratabilir miyim içeride 10 kişiye? Yaparız. Samanlıkta Rıdvan abiyi bul challenge. Ne diyorsun? Samanlıkta Rıdvan abiyi bul. Güzel. Bu arada eğlenceli olur ha. Böyle kocaman bir hangarı samanlıkla dolduruyoruz. Rıdvan abi salacağız araya millet arasına. Ama var ya bak uzun süre bulamazsanız Rıdvan abi var ya bir şey diyeyim mi? Bir küfür eder, bir saldırır. Sen onun ters yönünü gördün mü? Bana hiç denk gelmedi gelmesin de gerek yok yani. Biz tatlı anlaşıyoruz bu arada. Evet. Biz Ahmet'le aramız iyi. Ben öyle programlarda arkasında... Sorun ben dedim abi. Of çok zormuş abi. Ben kimseyle iletişim kuramıyorum gözlü göze gelmeden. Keşke araba gibi yan aynamız olsaydı da baksaydık konuşurken böyle. İkiz mi abi? Aa. İşte bu ya. Dur Rıdvan mı o? Biz böyle mi gözüküyoruz? İyiymiş. Yani çok seçemiyorum da Rıdvan'ı kendim sandım az önce. Nasıl bir şeydi ya? Hadi hadi geçelim yarışmaya geçelim abi. Abi lütfen artık bak vallahi bunu terlemeye başladım ha. Yo elini göster bir tane. Abi ne yapıyorsun? Abayım sen ne yapıyorsun? Eyvallah. Ben o abi. Baltayı aldığım anda iş biter bu arada haberiniz olsun. Gece geçeriz ha. Neyi aldığın anda? Baltayı. Açıyorum onun kilidini. Ben atıyorum abi müsaadeniz varsa. Müsaade senin. Rahat ol Ertan, iyiyim bu konuda. Ahmet peçete de iyisindir, hadi bakalım. Ben baltayı alıyorum buradan. Hadi yapıştır. Onu nasıl atayım? Tam baltayı aldım diye mutlu olmuştum ya. Çok iyi gitmedim, yan yan gitme. Teşekkürler Fırsat Bey. Onu senin malzemen neydi? Senin ben kulübünü unutuyorum ya. Rıdvan abi, go on. Abi nasıl yuvarladım gördün mü? Hangisi bana yarar ki ya? Biraz düşün abi istersen. Abi balyozu alma, sanmıyorum onun sende bir işe yarayacağını. Senin çatal alman lazım. Samanda evet abi, samanda çatal lazım olur. Çatala bekliyorum, çatala alacağım abi, ben. Abi ciddi misin sen? Ben ucunu tutmayı unuttum. Hadi bir daha, bir daha, Rıdvan abi bir daha. Ucunu niye tutacaksın abi? Atacaksın, yuvarlayacaksın zaten ya. Hayır canım, ucunu açık unutmuşum. He. Dur lan burada. Abi koparma selpa ha. Aaa, abi drift yaptın. Abi. Abi yapacak bir şey yok, tırpan alıyoruz ben abi yani. Çiviyi alayım bari be. Ahmet kabul mü? Çiviyi alsın mı? Eğer istiyorsa alsın abi. Tamam, çiviyi alabilirsin hoca. Bakayım ya. Ver lan tırpanı ver, tırpanı ver. Boş ver. Oğlum pusatla lan bunu konuşma, kafana sıkacak ha. Atıyorum. Dur abi, bak gibi. Sen hep böyle... Sıra bende sıra. Hep hile orada peşindesin ha. Alakası yok, ben sırtımı kaşıyordum bununla oğlum ya. Çiviyle ha. Atıyorum. At abi. At. 20 atıyorum. Siz yarışmayı anlamamış olabilir misiniz abi? Balyoz. Hayır oğlum, peçetin ucu sende kalması gerekiyor. Abi gelince. Evet de. Balyoz. Balyoz! Tekrarlansın tekrar. Rıdvan abi bir kere attı. Cihan da atsın abi. Pusat abim. Eyvallah. Hazır mısınız abi? Abi hazırım ben. Yine bir dakika süremiz var aynı şekil. 3, 2, 1. Ananı satayım. Oğlum ne yapıyorsun Cihan, sen ne yapıyorsun oğlum? Alo! Zor lan. Ahmet sen duvarı dövüyor musun? Ah. Of. Bir tane tuğla çıkarsam çöker mi? Ah. Hale bak ya. Çıktın mı lan? Yok çıkmadım, içerideyim hala. Oha. Şey diyeceğim, çok bunaldım ya. Bak ben tam buradan yolumu yapıyordum ince ince. Of. Rıdvan abi, ne yapıyorsun abi? Saman titriyor. Saman ne yapsın? Çocuk gibi oynuyor içeride ya. Şimdi ne yapacak? Bir şey diyeceğim, geçmiş olsun. Abi tebrikler de balyozla çıkamasam biraz bir ikon kırdım. Suntayı kırdım. Cihan abi biz Rıdvan abiyle devam ediyoruz. Fakat kazanan kişi skeçte seninle beraber oynama hakkı kazanıyor. Yani şu an çıkan kişi, bir sonraki çıkan tamam. Kişi seninle beraber. Kaybeden de Allah'a emanet, ne yapıyorsa yapsın abi. Abi bu arada nasıl hissediyorsun? Abi samanlıktaymış da daha nasıl hissedebilirim? Bu arada ben de bir önceki oynadığımda samanlıktaydım. Bana ne gelmiş biliyor musun? Şemsiye. Şemsiyeyle buradan çıktım. Ve şemsiyeyle buradan çıktım ben abi. Çıktın mı lan? Yemin ederim çıktım. Bu oyunu kazanan benle skeçe oynuyor. Aynen. Sen oynatsana bize kanka bu oyunu. Tamam, oynatayım. Öyle bir geldin ki kokteyl verecek gibi geldin abi. Ya bir düşünüyorum şu an ne olacak bununla. En hızlı boşaltan Rıdvan abi sıvı sabun, bir tane su bardağı, sakin ol. Az sonra oyunu açıklayacağım, tamam mı? Ne yapacaksın lan? O tarağı ver istersen, tarakleşim bitti mi senin? Yok bitti yani. Bunları şey... alıyorum artık. Arkadaşlar üçüncü tur bu el sabunu bir dakika içinde en çok boşaltan eli kazanır. Ve benimle skeçte oynama hakkına sahip olur. Alkışlarınızla bu ele başlatıyoruz. 20 yılın tecrübesi. Hadi bakalım. Ya bakalım. Yapıştır lan. Pislik bir adam ya. Başlıyoruz abi. Bardağı elinize almıyorsunuz, sadece sabunları alıyorsunuz. 3'ten geriye sayacağım. Sonra başlayacaksınız. Yatarsan daha iyi pozisyon alırsın. Abi en sevdiğin pozisyonu al. Hadi 3'ten geriye sayıyorum. Bardağı kıracak. 3, 2, 1, bas! Rıdvan inanılmaz hızlı gidiyor şu an. Elini yüzünü yıkamaya başladı. Abi ne yapıyorsun? Rıdvan!
Rıdvan çok hızlısın. Ahmet de hiç fena değil burada. Ahmet bu arada parmağıyla Rıdvan eliyle basıyor. Rıdvan'ın... Abi üstüne çık zıpla. Rıdvan'ın enteresan bir tekniği var. Ahmet'in parmağı yetiyormuş. Benim elim yetmiyor. Rıdvan'ı iyi izleyin arkadaşlar. Öğreneceğiniz çok şey var abinizden. Oğlum bu çok zor bir şeymiş. Hiç böyle durmuyordu dışarıdan. Ben niye sabun sıkıyorum bardağa ya? Ben hayatımda bu kadar... Rıdvan hızlan. Ahmet bayağı ileride şu anda. Eli titriyor Rıdvan'ın şu anda. Eli titreyenin kemiğini abi. Devam et. Kaç saniye kaldı? Ay ananı. Muhtemelen 30-40 saniyeniz kaldı şu anda. Rıdvan bayağı hızlandı bu arada Ahmet. Ses çıkamıyor, farkında mısın? Abi çok odaklandıysan... Sık. Keşke Ahmet çok iyi. Ahmet kanka. Ya bu ne Allah'ını seversen. Ya bu tura kalmadığım için o kadar mutluyum ki. Evet abi, Rıdvan çok iyi gidiyorsun. Rıdvan bu arada elinin içiyle basıyor abi. Son 5 saniye. 4. Ben kaybetmek istiyorum. 3. Yok. 2. Aa Ahmet pes etti. Kaç bittin, bir dakika. Bir de sen yine say geri bakayım. 0. 1. 0 bırak. Ne durumda? Ben çok merak ediyorum, bu adam ne yaptı abi? Ben de çok merak ediyorum şu an gerçekten. Çünkü çok yakın. Abi kalkabilirsin. Nasıl ya abi, ben yenilemem ya. Bir şey diyeceğim. Biz de görebilir miyiz bir? Bardaklar boyutu. Ben yemin ederim ben kazanmışım. Sağdaki benimki değil mi? Sağdaki seninki evet. Ha. Abi üstüne Ahmet çıksan. Ahmet böyle milim bir farkla kazanmış ya. Ama aslında o sabun yoğrulduğu için aslında o fark büyüktür Cihan bu arada. Bence hassas terazide tartalım. Rıdvan abi maalesef Ahmet, ya bu arada senin tekniğin daha iyiydi. Senin tekniğin ben çok merak ediyorum, video yayınlansın ben izleyeceğim abi. Sadece şu sahne için özel olarak. Bir slow mo gör. Bir de yatarak yaptı hocam. Eline mi ne yaptı? Yattı ve ya şöyle bastı mı? Ayak elimle bastım, başka ne yapacağım? Ne adamsın ya. Yattı ve sağ gözü uyuyordu falan herifin yani. Ne kazandım ben şimdi? Hangi malzemeyi kazandım abi? Arkadaşlar. Ben sopayı istiyorum Can. Ben kendi karar şu an bende değil mi kazandığım için? Evet abi. Ben sopayı alabilirim. Sopayı aldı. Rıdvan abi sana sadece çekiş kaldı hocam. Bu da bu arada işe yarar. Hadi ya. Hayırlı olsun. Ben hazırım. Bu arada şu üstüne düşebilir. Bunu alıyorum. 3'ten geriye sayıyorum. Başladıktan sonra şey yapın. Rıdvan abi dikkat et kendine, ben sana söyleyeyim. 3, 2, 1. Oha! Dur yavaş, ne yapıyorsun? Adam ölecek. Kanka çıkmam lazım. Daraldım artık burada. Rıdvan. Evet. Tekme. Ahmet çıktı mı ya? Devam et abi. Her şey olabilir. Hala çıkabilirsin. Vallahi başarabilirsin abi. Yaparsın abi, vallahi yaparsın. Vur. Sopa ama yemedim yani, kullan diye. Allah. Aha. Ben de sana bunu teşekkür vereyim. Teşekkür ederim abi. Yardım edeyim dışarıdan sana. Al ya. Ne o? Al ya. Bu saatten sonra battı balıkken gider. Yapıştır gitsin abi. İşime yarayan bir şeyler verin. Tamam mı? Bunlar ne abi? Ben de tabure de yoktu abi. Skeci oynayacağız seninle hocam. Abi kendine iyi bak. Bizim ufak birkaç işimiz varsa takılırsın orada. Nasıl işiniz var ya? Allah'a emanetsin. Cihan bana havalı bir senaryo yazar mısın? Anladın mı? Ne yapıyorsun? Oha! Ben de çıktım arkadaşım yani. Oha. Madem böyle yeteneklerin var, niye göstermiyorsun 25 dakikada? Ne bileyim oğlum ya, son anda aklıma geldi. Arkadaşlar bu tarzda videoların da devamını isterseniz like atmayı unutmayın. 50 bin like'a daha kalabalık bir ekiple çok daha güzel video çekeriz. Daha iddialısını söylüyorum. 100 bin like'a daha güzelini yaparız. Şimdi abi bana havalı bir şeyler yaz. Biz güzel bir şeyler havalı, oynayalım. Havalı, senin havalı anlayışın ne bu arada? Oynamak istediğin rol ne? Benim havalı anlayışım senin havalı anlayışın şu anda. Videomuzun yazdığını oynarsın sekansına hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Bu sondan bir önceki turumuz. Tabii Rıdvan'la bir anda vedalaşmak istemedik şimdi. Abi kötü yarıştı. Geldin o kadar hocam. Demek çok kötü yarıştı. Düğü taşıdın. Abi. Kötü yarıştı. Elinden geleni yaptı çocuk. Öyle deme, öyle deyince şey oluyor. Rıdvan abi iyi ki geldin. Seninle tekrar yıllar abi. Sonra video çekmek çok keyifliydi. Ben de çok sevindim seni gördüğüme. Abi var mı istedim? Yavaş yavaş git. Görüşürüz, kendine iyi bak. Beni indirebilir misin? Şöyle tanazip beni. Dikkat et kendine. Uğurlar olsun abi. Görüşürüz. Bay bay. Rıdvan abi başlayalım. Arkadaşlar bilmeyenler için anlatayım. Skecimiz hazır ama skecin her repliğinde birer boşluk bıraktım. Bu boşlukları da Ahmet Can Dündar'a sorduğum sorulardan aldığım cevaplara göre dolduracağım. Tamamlanmış skecimizi de interaktif bir şekilde, canlı bir şekilde Ahmet'le beraber oynayacağız. Bu içeriğin merak beni heyecanlandırıyor yani. Ben seviyorum. İzlemeyi de ayrı seviyorum. İçinde olacağım için de daha mutluyum. Bu arada ciddi söylüyorum, ben de çok keyif alıyorum bu içerikten. Evet, çok eğlenceli bir içerik. PUBG Mobile'da Pusat set geldi arkadaşlar. Ben de bu arada Pusat karakterini de o zamanki bölümleri de yakından bildiğim için böyle enteresan iki karakterli bir skeç yazdım. İki ağır abi oynayacağız. Yemin evet. Of, çok iyi. Ben sana sorular soracağım. Zor sorular değil. Tamam, aklına gelen ilk cevabı söyle bana. Tamam abi. Bir tane özel gün istiyorum senden. Yaklaşmışken 14 Şubat diyeyim, niye bilmiyorum. Ha, 14 Şubat. Evet. Peki hala bir ülke ver. Jamaika. Mastarlı bir fiil. Yatmak olsun abi. Yatmak olur. Rıdvan abiden geldi. Yatıyor da adam. Bir tane evcil hayvan adı. Çıttık. Ne hocam kelime anlamı? Hiçbir anlamı yok. Bir tane video çekiyordum, kedilerin adı Çıttık'tı orada. Ha oradan. Aynen. Çıkıyor. Bir hobi. Rafting olsun mesela abi. Rafting yapmak. Çok gerginmiş aynı zamanda. Ne ortaya çıkaracağım bilmiyorum şu an. Evet, bir semt. Esenler. Bir sayı. 9. Kadın ünlüler. Hadise. Zaafımdır. Bir akraba türü. Kuzen.
Sayı. 9 dedik ya baba, bir daha mı sayı? Bir daha sayı. 99. Evet. Niye bu 9'daki? Bilmiyorum abi, ben 9'u seviyorum. Full 9 olsun, bakayım nereye çıkacak işin ucu. Enteresan. Çok heyecanlandım ya, kesin skeç çok iyi olacak. Uzuv. Parmak. Parmak. Enteresan bir skeç. Bir tane de az önce kadın ünlü aldım, erkek ünlü. Cihan Albayrak olsun. Vay arkadaş ya. Ulan Hadise de yan yana gelecek misin sen finalde? Ulan keşke kendimi söyleseydim ya. Nızlı ama sensizliğe alışamam. Bir çizgi film karakteri. Rigby. Rigby nereden? Mordecai ve Rigby'yi biliyor musun? Yok. Yani nasıl anlatayım ki baba sana şimdi? Rigby. Yani. Yani doğru mu yazıyorum? R-I-G-B-Y. R gibi. Okey. Bir içecek. Çay. Çay. Baba ne olacak? Finalde kesin Cihan'la Hadise çay içecek ya. Ben Hadise'yle çay içmem emin ol. Yani finalde çay içmeyiz herhalde. Mastarlı fiil. Hadise'yle çay içmek. Yazıyorum. Yaz. Çok az kaldı. Bir yemek alacağım. Alperen versin yemeği çok yakında. Alperen bir yemek versene. Cağ kebabı. Dur Alperen Allah'a versin. Cağ kebabı yazsın. Cağ kebabı. Ya. Adam o kadar bir de gözünü tavana falan. Ama o da cağ kebabı diyecekti sen. Adam düşündü ya. Kars kazı diyecek. Yazsana daha Kars iyi. Kazı mı? Bu arada geçen ay kaz aldım. 1000 liraya. Tweet yapacağız. Kars kazı. Oğlum bu da şey gibi. Tekerleme gibi. Şarkı sözü bir tane. Sevdiğim bir şarkı sözü ver. Yani şey uzun uzun verme de böyle bir kendini tamamlasın. Bana onlar gibi davranma. Abi sen biliyorsun her masada varsın. Nasıl oldu bu iş hoca? Benim şarkı oğlum. Yazıklar olsun canım. Bana onlar gibi. Davranma. Bana onlar gibi davranma. Meslek veriyorum. Badanacı. Badanacı. Mastarlı bir fiil daha. Aynı soruları soruyorum. Şey boyamak. Nasıl kılmasın? Boyamak. Çok enteresan. Ben nereye gidecek o kadar ülke. Tayland. Abur cubur. Mr. Beast çikolatası ama böyle. Ciddi al gözüyorum bunları abi orada. Unutamadığım bir sınıf öğretmenim var mıydı? Ahmet mi? Ahmet de adamın adı yani, matematikçimdi. Ulan şimdi geometricinin gönlünü kalacak ya. Mobil oyun. Acil mobil oyun vermen lazım. Acil mobile demezsen burada adamı öldürürüm bu arada. Son sorun. Bu şarkıyı bu arada seslendirebiliriz. Bana ona göre bir şarkı vermen lazım. Feryat. Hadise. Nasıl bir şarkı o? Çok mu zor, çok mu imkansız sen de yan. Baba sen yani şeyde Amerika'da falan yaşıyor olabilir misin? Bu şarkı bayağı yürüdü ya. Hatırladım ama yani Hadise dinlemiyorum ama bu kadar. Hadi Hadise'yi dinliyorum, benimkini de mesela. Hocam bütün cevapları aldım. Toplam 25'e yakın cevabımız var. Hadi ne olur oynayalım. Şimdi bunları skece yerleştireceğim arkadaşlar ve skeci bir anda izlemeye başlayacaksınız. Bakalım ne olacak. Emati, çay. Abi. Hadi artık ne olur bak. Geçen sevgililer gününden beri bana görev vermenizi bekliyorum. Ne olur bir şey verin artık bana. Benden hiçbir şey istemiyorsunuz. Sen bana babandan emanet. Baban Jamaika'dan buraya yatarak geldiğinde kimse başaramaz demişti. Yıllarca bu dava uğruna çalıştı. Sabret pusat! Çittik abi. Çittik. Yönünü ben söylerim abi kurşuna. Biliyorsun. Sabredecekse o sabretsin abi. Üstüne kan sıçratmamışlar. Ben beklemem abi artık. Ulan senden racon mu öğreneceğiz lan? Üstüme kan sıçacaksa ortalığı kan gölüne çevirir, onun içinde rafting yaparım lan! Memati. Selpak. Ben çay içince biraz geriliyorum da abi. Anlat pusat. İçim içime sığmıyor abi. Hadi artık bak bana bir görev ver Allah aşkına, yoksa semte ineceğim abi. Esenler'de herkes benim tek lafıma bakıyor. Ben sana çalışmak istiyorum, yoksa giderim küçükten başlarım yani bu işlere. İyi madem öyle, acele et. Çok zamanımız yok. Arabaları hazırlat. Bugün 9 kişiyi alacağız. Adamlar kim? Hadise'nin kuzenleri. Vay 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 vay. Hepsi az sonra karşıdaki 99 parmakta Cihan Albayrak heykelinin önünde olacak. Her şeyimiz tamam mı? Abi her şeyimiz tamam da sen görev vermezsin diye ben pelüşlü gibine getirmedim senin. Ya galiba senin için manevi bir değeri var. Evet var, evet! Bu adamlar bu kadar dikkatsizliği affetmez. Devir değişti. Devir artık Hadise'yle çay içenlerin devri oğlum. Anladın mı? Zaaflarını, zayıflıklarını bir kenara bırak. Haklısın abi. Haklısın ama çok gerginsin, sakinleşmen lazım biraz. Babam hep bir kabadayının yumuşak bir yeri olursa Kars kazı büyük ömrü kısa olur derdi. Haklıymış. Bırak şimdi özlü sözü sen. Babam dedi abi. Kabadayılığın el kitabında öğrendiklerini böyle sağda işlemez. Ne demişler? Bana onlar gibi davranma. Ben bu vatan için her şeyi göze aldım. Ben yani badanacı. Dangısını okuyorum. Memati, badana. Ben badanacı sevgilimi terk ettim. Çok hızlı boyuyordu abi. Çok yazık oldu kıza. Beni dinle. Sen deyim. Daha çok işimiz var. Daha Tayland'dan gelen Mr. Beast çikolatalarıyla dolu bütün tırlarımızı el koydular. Daha onu çözeceğiz. Biri bizi öttü. Duydun mu? Duydun mu? Matematikçi Ahmet. Biri bizi öttü! Abi, tırdaki elemanlar telefon kullanmayın diyoruz. Herifler tırın içinde PUBG Mobile oynuyor. PUBG Mobile'e pusat seti gelmiş. Onu da almışlar, fena olmuş. Adamlar bırakamıyor. Böyle olmaz ama. Halledeceğiz. Buna bir çözüm lazım. Halledeceğiz. Yani. Ama çıkmamız lazım. Biliyorsun biz operasyon şarkımızı söylemeden çıkmayız. Giriyorum o zaman şarkıya. Hadi bakalım.
Ben şarkı ezbere bilmiyorum. Hadise fanı sensin. Tutturdun Hadise. Çaydan bir olabilir miyim abi? Tabii. Çok mu zor, çok mu... İmkansız sen de yan, ben ne vicdansız. 3, 2, 1. Çok mu zor, çok mu vicdansız, sen de yan, ben ne vicdansız. Aşkansız olmasın, aşk insansız, mutluluk yok, hayat imkansız. Çocukları ara, şarkıyı ezberlesinler. Memati, hadi abi. Şarkıyı ezberle. Bu şarkıyı bundan sonra herkes böyle tam takır okuyacak Memati. Memati, Spotify'dan şarkıyı aç. Hocam bitirdim abi. Lazımdı. Ben nereye gidiyorum tek başıma abi, göre? Ben önce senin arkanı gözüm. Tamam pekala, o skeçimiz bitti hocam. Eline koluna sağlık. Abi çok komikti ya. Hadisenin kuzenleri de niye çay içenlerin devri? Güzel skeçti. Eline sağlık. Kalemine mi sağlık ne denir? Uzun zaman sonra yazdığında oynarsın skeçini çekmiş olduk. Çok zormuş bu arada ha. Evet, hani gerçek bir brief olsa oynayacağım ama gülmekten kendimi tutamadım ki. Ya kaşları çat mevzusu biraz güldürdü. Evet bizi. Sen çok kaşları çat dedin. Valla ben güleriz diye düşünmemiştim aslında bu kadar da. Hadisenin kuzenleri de çay içenler devri çok iyi. Evet, ben oradan sonra gittim, bütün iplerim gevşedi benim. Gerçek mi motto? Harbi çok iyi. Hadisenin kuzenleriyle çay içenler devri. Pusat kostümü şu an PUBG Mobile'da. Bizimle canlı beraber PUBG olarak Mobile oynamayı unutmayın. Videoyu izleyip like atmayı tabii ki unutmayın. Baba PUBG Mobile'dan da beni bir ekleyin artık ya. Benim arkadaş listesi az. ID çıkar bir yerde. Senin oynadığını bilmiyordum. O zaman bu akşam bir duamız var. Bu akşam ekleşelim. Pusat kostümü. Pusat kostümüyle. Görüşürüz, öpüyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar, bay bay. Memati video like at.